Bağlamanın daha ince kurbu, daha yakın teller. Ya bana onu versen ya biri buradan bassın, ben buradan basayım ya da ben oradan o buradan derim. Çok küçük o. Yani kesin yanlış basarım. O yüzden Ama çalmak öyle biraz değil. illüzyon gibi geliyor. Birazcık orada. Gitar da zordur. Elektro gitar da zor. Bas gitar da zordur. Tabii ki Cemre'cim öyle baktı. Sevgili orkestra şefimiz. O da bas gitar çalıyor Cemre. Ama değil mi yani doğru anlatmıyorum. Zor hani çok dar değil mi o Ama saf? çünkü 3 tane alt Fender caz alt var. Her şeye bir açıkla bir kere. Gitarımız aynı. Hayır hayır. Evet lütfen. Hayır açıklayayım diye söylüyorum. Şimdi onunki evet doğru söylüyorsun. Klavyesi ince klavye Evet. deriz değil mi hocam sapa? Sapı incedir çünkü 3 tane alt alta aslında Evet var. evet. Ama bak burada mesela biraz kaldı mı 6 tane var Tabii geniş. üstte. Ya aslında şöyle bir zorluğu var. Her yörenin kendine has bir tezenesi var. Yani buna Bravo. Tavır deniyor. Ve onu hani öğrenmek, onu gerçekten hakkıyla yapabilmek zor. Yani sadece burada sapla ilgili bir durum değil, tezeneyle ilgili. Ama aynı şey gitarda da yok mu Emre? Yani flamenko da çalarsın, batı da çalarsın, doğu da Aynen çalarsın. Aynen öyle ama şey doğru. bizde böyle il il değişen, doğru, yöre yöre değişen, yöre yöre değişen çalma biçimleri var. Kesinlikle. Yani hani tabii ki şeyde de gitarda da var. Bas gitarda yok herhalde öyle bir şey. Uzun sap bağlama var. Kısa sap bağlama. Tabii kara düzen uzun sap işte. Ha, uzun evet. sap işte evet. tamam o zor. Hiç öyle bakma Zemre. O zor. bu arada bu arada İsmail Tunç çalamıyor diye içinden geçiriyor. İsmail Tunç Bilek'i, Şarbon Mustafa'yı, Motor Ali'yi de bir analım buradan İsmail da. İsmail Tunç Bilek çok samimi arkadaşımdır, abimdir. Sevgiler olsun Onlar buradan. Hepsine daha selamlar fazlası olsun. Da elbette vardır ama en azından bir evet. usta ismi Hatta anmış ben konservatuvarda okurken İsmail Altunsaray diye bir sanatçı var bilirsiniz. Onu da yani. Bu arada. Onun benimle aynı okuldaydı. Analım. Ve böyle sürekli bağlama çalıyordu. Ben o zaman onu tanımıyorum. Hani ne kadar önemli bir insan olduğunu ya yeter dedim verir misin ben çalayım deyip elinden sazı alıp çalmıştım var. Kime yaptın bunu? İsmail Altunsaray'a. Buradan İsmail Altunsaray'a verirler misin sen? Kendisini sazı öpüyorum. Niye bıraktım isimli hikaye sazı orada bıraktım orada. Zaten. Ha sen gitara geçtiğin kısım o muydu? Yok. Orada ben gitarı da bıraktım. Orada ben müziğe dair her şeyi bıraktım öğrendikten sonra. Onu da Yavuz Çetin'in elinden almıştım mesela. Çok iyi abi. Ver abi diye böyle. Çok iyi. İnşallah bize de gaza gelip sen bir kalk oradan demezsin. Yok yok hani ha. onu boşluğuma gelmişler. Belli ki yetenekli bir adam yani. Onları da çalmış zor enstrümanlar. Müthiş abi müzik çok evrensel. Keşke böyle bir yeteneğim olsa benim de. Ama zor tabii enstrüman çalmak bence hangisi olursa olsun bence zor. Kıymetli hepsi. Bravo ya. Ben amatör olarak yani benim öyle bir şeyim yok. Ya olsun amatör olarak bile olsa oyuncu olarak bir enstrüman çalmamız bence bize bir tik atar. Hatta şey de var bu Nefes filminin son sahnesinde bir şarkı var. Evet. Götür beni Hı-hı. işte oradaki sazı ben çalıyorum. Evet. Gerçekten. Şimdi sakalı saçı uzun tabii sevgili Emre Yetim'in Nefes filminde de vardı. Çok da güzel bir filmdi. Orada bir sürü de arkadaşım var. Hepsine selam olsun. Çok Benden filmdi. De selamlar hepsine. Orada çalmıştın değil mi? Evet onun bir son sahnesinde işte bir hepsinin bir araya gelip şarkı evet, söylediği bir sahne var. Ben o izledim sahnede, mi? Tabii ki. O sahnede işte çalmaya çalışıyordum yani. Çok güzel ya. Amatör de olsa bence çok önemli ya.